Evet, selamlar arkadaşlar hepinize. Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız iyiyim. Soracak olursanız iyiyim. Şimdi otobüs bekliyoruz, otobüse bineceğiz. Durakta az önce gösterdim ya arkadaşlar, bakın. Her yerde şey yazmışlar, Rusça ve de İngilizce. İngilizce okey de Rusça ne ya? Gerçekten abarttılar iyice. Antalya Rus doldu. Her yer hem de. Var sağından Mazı Dağı'na kadar. Merkezde böyle hani bir bölgede olur ya, bunlar her yerdeler artık. Her yerde Rusça yazılı falan filan var. Neyse, konu olmayan konular. Şimdi otobüs bekliyoruz, otobüse bineceğiz. Lara'ya gideceğiz. Orada işlerimiz var. Geçen hafta da bir tane video atmıştım. Ondan sonra geçen hafta da bir video çektim. Ama paylaşmadım, az çektim. Onları da ben şimdi onları paylaşayım, onları izleyin. Ondan sonra bugün neler yapıyoruz onları izlersiniz. Selamlar herkese arkadaşlar, kanalıma öncelikle hoş geldiniz. Şimdi Agora AVM'ye geldik. Dışarıdan ayakkabı pet mağazası vardı. Oradan ayakkabı aldım. Mustafa da kendini aldı bu arada. Şimdi karnımız aç, akşam yemeği için iki ara yemek yemeyi planlıyoruz. Biraz da belki Ikea'ya dolaşırız. Açıkçası yaklaşık bir aydır video atmıyordum. En azından bugün de bir video atmış olurum diye düşünüyorum. Şuradan girelim ülkeye. Devamı gelecek birazdan umarım. Gelecek öyle. Yılların baristası arkadaşlar. Bak vallahi sana bir şey söyleyeyim mi? Ağzım bozuldu. Ne yaparsın? Yılların baristası kendine çay almış. Kahve alacaktı sözde. Oradaki makineden anlamamış. Rezil olmak istemediği için de gitmiş çay almış. Öyle değil mi? Hayır, yalan söyleyeyim. Az önce öyle dedin. Filtre kahve bu. Filtre kahve. Taze çay işte mis gibi. Bak çay. Ben zaten normalde kahve içen bir insan değilim. Hani kahve kültürüm yok. Türk kahvesi severim. O yüzden direkt kendimi bu Ikea'dan bardaklardan aldım çay için. Soğuk içecek de içmeyi istemiyorum. Kola falan içmek istemiyorum. Çay için bu bardaktan aldım, fincandan. Mustafa da kahve için kendini aldı fincanı. Bir de soğuk içecek için almıştı. Neyse, makine çalışmıyormuş. Arızalıymış, kahve yokmuş diyelim biz. Bu arada arkadaşlar, Ikea'daki yemek fiyatları var ya, fena uçmuş. Fena. Biz yani 8'li İsveç köfte aldık 2 tabak. Bir sarımsaklı ekmek, ondan sonra börek falan filan aldık o çarçur. 220 TL para ödedik yani. Siz düşünün. Fena uçmuş yani. Birkaç eksik var, onları alacağız.
aynı zamanda da biraz da böyle vakit geçirmiş oluruz. Ama size şunu söyleyeyim ya, fiyatlar var ya fena uçmuş. Fena. Zaten bir tamir et, şu an doğru düzgün Türk'le karşılaşmıyor. Herkes yabancı. Zaten evi alacağımız zaman olmam bir şey yok da. Hem açıkçası amacımız yemek yemeye gelmekte. Öyle. Birkaç bir şey de gösteririm size. Hatırladım şey, bu yatak odası için şey yapıyorlar böyle, birleştiriyorlar bunları. Ne oluyordu? Komedi mi? Komedi gibi bir şey, evet. Aynen. Üzerine aksesuar falan koyuyorlar. Bir de ayaklarına koyuyorlar. Şöyle ayak yapılıyor. Aynen, ayak yapılıyor. Hatırladım. Ben onun fotoğrafını koyayım da. Ama bu... Yani zaten bunun tanesi 500 lira. Aynen. Ama gerçi o ucuzluk yerlerinde de var bunlardan. Daha uyguna bulunabilir yani. Burada biraz pahalı fiyatlar. Pazar arabası çok tatlı değil mi ya? Ne kadardı? 1357 TL. 1350 TL. Şöyle arkadaşlar, şimdi erkek kaş tasarımının uzmanı Yasemin Hanım'ın yanına geldik. İşini profesyonel yapıyor. Ben tam 5 yıldır buraya geliyorum. Şöyle yakından göstereyim size. Bende de öncesi sonrası yapacağız. Ben ilk önce bir kaşlarımı göstereyim. Bu kaşlarımın alınmamış hali şu anda. Birazdan da benim kaşlarım olacak. Öncesi sonrası yapıp böyle ekrana koyacağım. Arkadaşlar şimdi kaşım bitti. Çok güzel oldu. Böyle yakın çekim yap.
Eskisi ve yenisini şimdi koyuyorum ekrana. Yasemin Hanım'ın ellerine sağlık. Harika yaptı. Her zaman iyi bir zevkle yaptım. Şimdi güle güle bir çay kullan. İçelim. Çok teşekkür evet, ederim. Evet, buyurun. Bekleyin. Şimdi arkadaşlar kaş işi bitti. Biz çay içiyoruz şimdi. Çok güzel bir balkonu var buranın. Şöyle göstereyim. Çok güzel çiçekleri de var aynı zamanda. Bu arada hemen bizim ablamızın da güzel bir kanalı varmış. İsmi neydi? Deniz ile Yüksel Geziyor. Ben hemen altına yazıyorum arkadaşlar. Oradan kanalın açıklamasına linkini bırakacağım kanalın. Oradan abone olabilirsiniz. Ben size çok güzel kaktüsleri de göstereyim burada. Evet, kaktüslerimiz güzel... de var. Gel birlikte bakalım. Yavaş. Şöyle gösterelim. Aa, bak bu açtığı zaman gelin. Çok güzel kendisinin çiçeği var. Hatta Yasemin de onlara bakıyor. Kaynana topuzumuz var. Aa, bu kaynana topuzum. Güzelmiş. Bir de şöyle bir tane var. Bu deli deli böyle uzadı gitti. Küçük yavrular vermeye başladı. Bayağı bir iyi. Az önce çekmiştim. Burada turunç ağacı var. Bayağı bir var. Şu aşağıdakini fotoğrafını çekmiştim. Şimdi ekrana koyuyorum. Evet. Balkonumuz güzel. Havada güzel. Burada da kaktüsler var. Bak bu kaktüslerimiz şu anda 16 yaşında. 16 yıl. 16 yaşındalar. İkisi de. Şurada da var. Çok güzelmiş ya. Evet. Bunlar ikisi 16 yaşında. Yani yaşlılar. Şuna bayıldım. Harika. Bu ağaç? O hiç su istemiyor. Yaprakları da yok. Kendisi bu şekilde ama çok güneşe maruz kaldığında bunlar dökülme yapabiliyor. Kendisi güneş gördüğünde kapatıyor. Biraz sonra tekrar açmaya başlayacak. Normalde çok güzel. Çiçeği kendisi bu. Ha, bu şekilde. İsmi ne? Beş kaktüsü de bu. Bak şu anda açmak için. Dur bir tane açmış. İyi, şuradan alalım bir tane görüntü. Kaktüs çiçeği. Leş kaktüsü bu. Leş kaktüsü. Evet bak. İlk defa duyuyorum. Tüylüdür kendisi. Aa, leş kaktüsü değişir. Bu. Hayır, bunda hiç diken yok. Dikensiz. Çok değişik. İlk defa görüyorum. Evet. Dikensiz ama gerçekten çok güzel ve de biraz yüksek olacak yerden ki kendini böyle aşağılara sarkıtıyor. Aşağı için yüksekte evet. Kalması gerekiyor. Evet, seviyor öyle sarkıtmış. Bak şurada da açacak olanlar hazırda gene var. Evet. Kendini hazırlamış açmak için. Bunun ismi neydi? Onu ben bilmiyorum, Yasemin biliyor. Ha. Ama dikenli olanlara şunlar dikkat et. Bu da kaynana topuz oluyor o zaman değil mi? Bu da kaynana topuzu. O yılda bir defa açıyor. Ama leş kaktüsünü ekerseniz sürekli açıyor. Bak da şuraya çevireyim. Gerçekten yaprağı da çok kalınmış ya. Evet. Yaprağı bayağı bir kalın. Suya da dayanıklı. Bak şunlar açmak için hazırlık yaptı. Bak hazır. Açıp geçenler var. Yeniden açacak olanlar var. İşte bak şunlar yeniden kendini gösteriyor. Bak açmak için. Tomurcuk halindeler. Tomurcuklarımız bu halde açıyor. Harika. Ya, çok leş kaktüsü diyorlar ama çok güzel. Ya yaprakları da bayağı bir kalın. Böyle bildiğin deri ceket gibi. Evet. Neyse biz burada çayımızı içmeye devam edelim. Daha sonra yine açarız kanalı. Evet. Evet arkadaşlar, biz şimdi güzellik merkezinden çıktık. Biraz oturduk, çay falan filan içtik, muhabbet ettik. Şimdi aslında karnımız aç. Bir yerde oturup yemek yemeyi planlıyoruz. Bir de uzun süredir ben video atmıyorum. Gerçekten bu son bir aydır iş yoğunluğu, böyle bayağı iş yoğunluğu vardı. Ondan dolayı bir video falan filan atmamıştım. O yüzden geçen hafta aslında biraz dışarıya çıktık ama video çok az çektim. Böyle bir modum da yoktu. Onu bu videoya atmak istedim. Bu IKEA videosunu falan. Oradan izlersin. Yani buradan bu videoda izlemiş olursunuz. Öyle söyleyeyim. Şimdi bir yemek yiyeceğiz. Ondan sonra birkaç eksik var. Onları Mark Antalya'dan almayı planlıyoruz. Onlardan da biraz çekelim. Sonra kapanış yaparız. Bu vlog da böyle olsun. Bakım oldu. İşte alışveriş olmuş olacak falan filan. Öyle. Şimdi biz otobüs durağına doğru ilerliyoruz. Şu anda Şirinyalı'dayız. Otobüse binelim. Bugün otobüslerde de çok sıkıntı vardı gerçekten. Sabah durakta çektiğim videodan sonra otobüs geldi. Biz otobüse bindik. Tam 1,5 saat
Yani merkezden Manavgat'a gitsek iyiydi yani. Kaza vardı. Kazalar dolayı güzergahlar değişmiş. Ne olduğunu biz de tam anlayamadık. Ara sokaklara girdi. Caddeden gitmedi otobüs. Ondan kaynaklı. Şimdi biz otobüse binip buradan bir çarşıya geçeceğiz. Çarşıda görüşürüz. Açalım kamerayı. Şöyle bir kolye aldım. Bu çok beğendim bunu. Bunu alacağım. Bu da çok güzel. Osmanlı'da çalışıyordum ben. Hep almışım sizden. Bir de şöyle bir şey aldım. Sana orası kapandı. Evet. Çok kullanmış. Ceketime de uygun diye. Sınırsız salata varmış. İlk defa giriyoruz buraya bu arada. Aslında en gözde yerde. Üç kapılarda. Şimdi balık, ekmek arası balıklarımızı bekliyoruz. Bahacuk. Sen niye sevdirmiyorsun kendini? Gel baksana balık yerim gel. Ben seni yerim, ben seni çok buluyorum. Bu kadar kalkasın. Sen ne kadar kalkasın. Hı? Bana bak. Bana bak. Kuponu gemçirme bana. Gel bana gel ama. Bak senin yanına geldim, bana gelmiyorsun. Şimdi tatlıcı Fehmi Usta'ya geldik. Ben helva aldım. Mustafa da neydi onun da? Antep fıstıklı trileçe aldı. Biraz gezdik falan filan. Helva harika. Gerçekten. Thank you.